Ben artık yanıp tükenmek istemiyorum boşu boşuna. Yani birçok insan benim bir... masalın içerisinde olduğumu düşünüyor. Ama değil. Hiçbir zaman da öyle olmadı. Babam tarafından zorla dayak yiyerek evlendirildim. Ölürüm de evlenmem. Kimse zorlayamaz beni. Sonra sonra kız! Sen ne diyeyim? Kimse bırak, zorlayamaz. Bırak. Eteksiye bak hele sen. Baba karsın. Zorluk indirecek kızım. Ya sen karışma la. Geri. Ya ele güde rezil olacağız. Geri. Geri. Konuşma geri. Nerede görmüş babayı ataya mı kızın karşı çıktı? Geri. Geri. Esme. Benden habersiz bu kıza bir su bile verilmeyecek. Koskoca Halis Korhan bu zoraki evliliğin asıl mimarıdır. Sizi kaç kere uyardım. Bu oğlanın ipini kısa tutun diye. Dinleyen yok ki. Estağfurullah. Yeter! Artık zapturapt altına almanın vakti geldi onu. Tek yolu var. Bu kız başımıza kalmadan hemen evlenecek Ferit. Kararım kesindir. İfakat'la da konuş. Memleketten uygun bir kız bulup nikahlayın. Ailesine uygun gelin adayını hamama toplattığı kızların arasından seçtiren bir adam o. Yani bunlar anlaşabilirler mi? Benim oğlum, torunum evliliğe hazır mı değil mi diye hiç düşünmeden mal pazarından mal seçer gibi beni değil, ablamı seçtiler ilk önce. Sonra ablamı istemeye geldiklerinde Antep'e oğulları beni istediği için ben babam tarafından zorla evlendirildim. Mal mülk karşılığında sattı babam beni. Korhanlardan da tek bir söz söyleyen, en ufak itiraz eden olmadı. Siz de bütün bunları kabul etmek zorunda kaldınız anladığım kadarıyla. Benim başka bir şansım varsa da ben bilmiyordum. Asuma, bunları çıkarmamız lazım. Tamam. Çünkü siz de farklısınız ki yani bu ülkede yapılan bütün evlilikler... bütün o atılan imzalar rızayla olmuyor maalesef. Eğer ekonomik özgürlüğünüz yoksa ve gidecek bir yeriniz yoksa hayat sizi o kadar korkutuyor ki. Yani güya ülkenin en
saygıdeğer en kıymetli ailelerinden biri ya Korhanlar. Gerçek öyle değil maalesef. Okumama bile izin vermediler. Engel oldular. Çünkü onların aradıkları her şeye boyun eğen, onların her yaptığını hoş görüp özgür iradesini kapıdan girerken terk eden birini oğullarına eş yapmaktı. O ben olmadığım için gayrimeşru bir çocuğu ve annesini bu kadar sahiplendiler zaten. Şu an onlarla beraber yaşıyor kadın. Hakkını yemeyeyim. Biz evlendiğimizde zaten beraberlermiş. Ben de bunu ilk gecemizde öğrendim. Odaya girdiğimizde o kadın da oradaydı. Adettendir ya. Ne bu şimdi? Seyrancığım, sana ilk günden açık olacağım. Biliyorum, sen de istemiyordun bu evliliği. Ama bize kimse fikrimizi sormadı. Mecburen evet demek zorunda kaldık. Değil mi? Evet. Aferin sana. Harbi kızsın. Birbirimize yalan dolan yapmadan bu işi yürütmenin bir yolunu bulacağız. Yani? Yani sen her şeyi bilip durumu idare edeceksin. Eşim bana o gece dedi ki, her şeyi bileceksin ama susacaksın. Başka çaren yok. Peki gerçekten başka bir çareniz yok muydu? Evli bir kadının daha ilk geceden eve dönmesi ne demek? Bu toplumda biliyorsunuz değil mi? Tabii ki. Ayaklarınızın üzerinde duramıyorsanız, size destek olacak kimse de yoksa susmak zorunda kalıyorsunuz. Yani hiçbir şey göründüğü gibi değil. O ışıltılı hayatların arka planına dönen o rezillikleri anlatmaya şu an dilim bile varmıyor. Evet, süremizin sonuna geliyoruz ve eminim ki bu akşam herkes için beklenmedik bir program oldu. Evet, ben de hikayenizden, anlattıklarınızdan çok etkilendim. Ve son olarak bizi izleyenlere, özellikle genç kızlarımıza ne söylemek istersiniz? İnanmasınlar peri masallarına. Hayat öyle bir şey değil çünkü. Sevgilerinin bedeli özgürlükleri olmasın. Hangi eşikten geçerlerse geçsinler, sakın onurlarını, gururlarını, karakterlerini kapının dışında bırakmasınlar. Eş seçerken ne kadar yakışıklı veya ne kadar zengin olduğuna değil, ne kadar iyi bir insan olduğuna bakarak karar versinler. Anlaşabilecekler mi, mutlu olabilecekler mi ona baksınlar. Şiddetin her türlüsüyle mücadele etmeye çalışsınlar. Çünkü bir kadın olarak sizin çıkaramadığınız sesiniz çocuklarınıza da suskunluk olarak miras kalıyor.
bugün size kalkan ilk eli tutmazla razı gelirseniz... yarın o tokat korunmasız bir çocuğun suratında patlıyor. Çünkü sevgi gibi nefret de insandan insana, kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Çoğalarak yayılıyor.